Herkese merhaba. Bu haftanın yayınında yine çok yakından tanıdığımız bir ismi konuk alıyorum. Aldığım konukla beraber programımda ilk defa bir şiir kitabından bahsedeceğiz. Şiir açılışını bu kitapla yapmak beni oldukça heyecanlandırdı. Beni tanıyanlar İtalya aşkımı bilirler. O yüzden geçtiğimiz haftalarda konuk aldığım Levent Üzümcü gibi bu haftanın konuğu da bir İtalyan filmi seçerek beni kalbimden vurdu. Peki bu haftanın konuğu kim mi dersiniz? Tabii ki yaptığı tek kişilik gösterilerle adından sıkça söz ettiren değerli Metin Uca. Onu ilk önce Günaydın Türkiye adlı sabah haberleri programı ile gördük. Sonrasında da o şahane yarışma programı Passo Parola geldi. Siz ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, stüdyodaki değerli konuklarımız, yarışmacı dostlarımız, hepiniz Passo Parola'ya hoş geldiniz efendim. Merhabalar diyoruz. Şimdilerde tek kişilik gösterileriyle onu sahnede izleme şansını yakalayabilirsiniz. Onu hala sahnede izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Aksi halde çok şey kaçırmış olacaksınız. Biliyorsunuz konuk aldığım bölümlerde film ve kitap önerilerini misafirlerimden alıyorum. Metin Bey'in önerileri kitapta Kuvayi Milliye olurken filmde ise tercihi Hayat Güzeldir oluyor. Etkinlik bölümümüz ise şimdilik sürpriz olsun. İtalyan yönetmen, oyuncu ve senarist Roberto Benigni, Life is Beautiful filmiyle dram ve komedinin muhteşem bir karışımını bizler için beyaz perdeye taşıdı. Benigni'nin filmlerinde görmeye alışık olduğumuz, gerçek hayatta da eşi olan Nicola Tabiraschi, Donna karakteriyle anne şefkatini ve aşkı seyirciye duygusal bir şekilde yansıtıyor. Biz şu anda Kadıköy'de Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Saat 18'de burada oyunum var. Gösterisi oyunu var. Onun öncesinde biz kısa bir sohbet edeceğiz. Filmi siz seçtiniz. Evet. La Vita e Bella. Evet, Hayat Güzeldir. Bence neden onu seçtim? Önce onu söyleyeyim. Çünkü herkesin en çok umuda ihtiyaç olduğu dönem. Hayat boyunca hep umut eden ve haklı olan taraf kazanmıştır. Ben umudumu hayat boyunca yitirmedim. Ama umudu bu kadar şiirsel ve güzel anlatan başka filmde izlemedim. Roberto Benigni boşu boşuna orada en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almadı. Ama hani filmler insanların hayatını değiştirmez. Sadece filmler hayat içerisinde iz bırakırlar. Bu da öyle bir film. Tabii ki bir film seyrettim hayatım değişti denemez. Çünkü o zaman sinemaya hakaret olur. Ama burada şunu söyleyebilirim. Bir film izledim, hayatımı çok etkiledi. Nazizmin, faşizmin yüzüyle alay eden çok yapım var. Başta da Büyük Diktatör. Yani 1940'da yapmış Charlie Chaplin bu filmi. Burada ise hiç beklemediğimiz bir boyutuyla bir İtalyan ailenin üzerinde ki etkisini görebiliyoruz. Düşünün çünkü en az onun kadar şarlatan, en az onun kadar aşağılık Benito Mussolini, yani ayağından sevgilisiyle birlikte asılmış ve üzerinde Alman üniformasıyla ölen bir diktatörden söz ediyorum. Bunun ülkesi burası. Ama aynı zamanda insanlık tarihinin bence en önemli gelişmelerinin yaşandığı ülkesi. Benim aşık olduğum bir kültür, İtalyan kültürü. İnanılmaz bir uyum var, inanılmaz bir umut var. Özellikle çocuğun dünyasını kirletmemek adına, ki bizim bu filmi seçmemdeki en önemli nedenlerden biri de o, çocukların dünyasının hızla kirletildiği, çocukların çocuk olmaya pişman edildiği bir ülkede mutlak izlenmesi gereken bir film diye düşünüyorum. Bir kez daha izlenmesi gereken bir film diye düşünüyorum. Savaşı anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'na geçiyor. Neredeyse hiç şiddet sahnesi. Evet, toplama kampındayız. Ve oğluyla birlikte olmak zorunda. Ama orada o oğluna o acıyı yaşatmayacak bir sistem kuruyorlar. Ve o sistemin içerisinde onun küçük dünyasını zedelememek üzerine kurulu bir umut öyküsü. O yüzden benim için çok önemli. O yüzden belki de en güzel sahnelerinden biri çeviri sahnesidir. Roberto Benigni'nin çeviri yaptığı sahne. Yani adam orada olmadık şeyler sıralarken Almanca, bu onu çocuğunun dünyasında bir oyun olduğu ve asla zarar görmemesi için ağlamaması, üzülmemesi gerektiği yöntemiyle çevirmesi. Bir de final sahnesi benim için veda ederken film boyunca acı bir gülümsemenin yerini insanlık gözyaşlarına bıraktı. Çok önemli bir sahnedir. Ben gerçekten çok severim. Film aslında iki bölüme de ayrılabilir. Mesela ilk başta izlediğimizde çok güzel İtalyan kasabasında, çok güzel müzikler eşliğinde güzel bir aşk başlıyor. Ve hayat onu aslında, hayat öyle bir şeyken zorbalarla, alçaklarla, karanlık güçlerle hayatın nasıl kirletildiği, çirkinleştirildiği. Aslında insanlık tarihi uygarlık
ve gelişme tarihi olması gerekirken savaşlar ve acıların tarihi üzerinden yazılıyor. Ne yazık ki öyle. Ve orada işte o bozulan her şey aslında bugün de yaşadığımız bozulan her şey. Yani şunu söyleyebilirler, filmin baş kahramanı aslında ölüme giderken kendini kandırıyordu. Hayır, en azından bir çocuğun hayatını ve hayallerini kurtarmak bile bence pek çok şeyi kurtarmak demektir. Zaten öykü de oradan yürüyor. Yani sonuçta yenilebilirsiniz, hayatınızı kaybedebilirsiniz ya da her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Ama önemli olan bir çocuğun hayallerini orada belli bir süre yıkmadı. Belki ondan sonrasının da filme çekilmesi lazım bence. Evet, keyifli olabilir. Şimdi Roberto Benigni hem yönetmen koltuğunda oturuyor, senaryoya da imza atmış ve başrolü de üstleniyor ve eşiyle birlikte başrolü üstleniyor. Evet. Oscar konuşmasıyla mesela çok gündem olmuştu o dönemde. Hala daha böyle videolar ara ara viral oluyorlar. Tabii o şey de öyledir. Sahneye gelişi de öyledir. Sahneye gelişi koltuğu. Sofia Loren tarafından anons edilince evet. Sahneye gelişi değil mi? Zırmaması falan. Orada mesela bir tık eleştirilmiş miydi acaba? Konuşulmuştu bu. Birazcık gündem olmuştu. Siz oradaki konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim için önemli olan filmin başarısıdır. Onlar zaten hani dönüp üstüne konuşulacak detaylar değil. Önemli olan film gerçekten hepimizi yüreğinden yakalamış, yüreğinden vurmuş. Bugünü anlamada da çok önemli bir dönemeç olmuş bir filmdir. Ben öyle bakıyorum. Sinema yetkini değil, iyi bir izleyici olarak söylüyorum bunu. Benim kişisel tercihimdir. Kurtuluş Savaşı'nın en çarpıcı edebi eserlerinden biri hiç şüphesiz ki Kuvayi Milliye Destanı. Kitap Türkiye'de 1965 yılında yayınlandı. Nazım Hikmet eserinde milli mücadeleyi sade, akıcı bir Türkçeyle benzetmelerle destanlaştırdı. Eser vatan için canlarını veren yüz binlerce Anadolu insanını büyüleyici bir dille ölümsüzleştiriyor. Şairin eserinde komutanlar yerine sıradan insanları ağırlıklı olarak da köylüleri kahramanlaştırdığını görüyoruz. Kuvayi Milliye Destanı, Türk edebiyatında önemli bir boşluğu dolduran, toplumcu gerçekçi bakış açısıyla yazılmış en etkili destandır diyebiliriz. Ve tabii ki yeri gelmişken büyük ustayı da özlemle, saygıyla analım. Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, İnfarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Peki kitabımıza geçecek olursak, çok değerli bir kitap seçtiniz. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı. Evet. Ben Nazım'ın adını duyunca zaten başta çok heyecanlandım. Evet. Neden böyle bir eser seçtiniz? Yaşadığın ülke ve insanına inanmak ve o insanlarla beraber o insanları iyi tanımayla ilgili bir öykü olduğu için. Ülkesini hani herkesin baktığı Nazım farklı ama onun bir yurtsever olduğu, gerçek bir sosyalist olduğu ve onun öyküleri üzerinden belki de bugüne kadar Türk halkının en iyi anlatıldığı eser olduğu için seçtim. O cahil ve çocukturlar, yaratan ki onlardır ve destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Gerçekten de öyle. Pek çok milli mücadele kahramanına selam çakan, selam gönderen dizeler var. Türk halkının yoktan var etmesinin mücadelesi var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya'daki gücü var. Yani aslında belki de bugüne kadar yazılmış ve milli mücadeleyi şiirsel bir dille anlatan en önemli eser Genco Erkal'dan. Genco abiye de bir saygı işareti, bu aralar onu tekrar okumak gerektiğini düşünüyorum. Zaten ne zaman böyle hani bir şeye denk gelsem, sizin için mesela birazcık daha böyle üstünden geçmek istediğimde okuduğumda fonda hep Genco Erkal'ın sesiyle okuyoruz evet, bunu. Çünkü hep böyle sadece tek kişilik bir gösteriye dönüştürmesi değil, onu yeniden yaşatmasıyla, defalarca sahnede farklı uygulamasıyla da çok önemli bir sahne üstü eseridir. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Gelelim etkinliklere. Sarıyer Belediyesi bu haftada dolu dolu programlarıyla sizleri karşılıyor. 11. Tiyatroda Şenliği ile bu hafta sonunu tiyatroda geçirmek ister misiniz?
19 Mart Cumartesi günü bir anarşistin kaza sonucu ölümü oyunu sizleri bekliyor. Bir bomba patlar ve 16 kişi yaşamını yitirir. Polis ve iktidar yanlısı bir kısım medya olayı solcu anarşistlerin eylemi olarak gösterir. Polis patlamadan anarşistleri sorumlu tutar ve olaylar gelişir. Devamı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde. 20 Mart Pazar günü ise Hoş Geldin Boyacı oyunu ile eğlenceli dakikalar yaşayabilir. Berna Laçin ve Erdal Özyağcıları sahnede izleme fırsatı bulabilirsiniz. Yoğun kar uyarıları yeniden gelmeye başladı bile. Bu oyunlar iptal olursa ne yaparız hafta sonu dediğinizi duyar gibiyim. Gelin size hemen bir alternatif konser söyleyeyim. Vals adlı parçasıyla gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgen Grinko'yu dinleyerek huzur bulmayan yoktur sanırım. Konseri 18 Mart'ta Maximum Unicorn'de izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.